Sorma anne. Mahvoldu kız. Sabaha kadar ağladı. Söyle de fazla harap etmesin kendini. Aa, tamam tamam. Sorun değil, tamam. Tamam kızım, ne zaman isterseniz, olduğu kadar fazla yormayın kendinizi. Anne. Bak, Cüneyt'in de selamı var. Ha, tamam tamam anladım. Sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Ne dedi? Geliyorlar mıymış? Yok oğlum, kahvaltıya beklemeyin dedi. İşleri daha bitmemiş. Nereden çıktı şimdi bu iş? Yardımcısı yok mu Yıldız'ın? Feride'yi niye götürdü? Oğlum, kadın işi bırakmış. Yıldız da enişten gelmeden büyük bir temizlik yapmak istedi. Feride de ona kıyamaz, bilirsin. Anne, babamla konuştun mu? Yok oğlum, konuşamadım. Dün akşam Cinleri Tepesi'ndeydi. Canım, sen de sık boğaz edip durma adamı. Uygun bir zamanda söyleyeceğiz işte, acelesi mi var? Hem de çok acelesi var. Feride ile evleneceğiz bir an önce. En iyisi ben konuşayım. Hayır, sakın. Yani oğlum, babanın dilinden ben anlarım. Öyle değil mi? Bak, akşam konuşurum, sen merak etme. Hadi Cüneyt. Kahvaltı yapmayacak mısın? Baban söylenir şimdi sofrada kimse yok diye. Mehmet Kemal de çıktı sabah erkenden. İşim var anne, söylersin. Kestirip atmanın kime faydası var Feride? Vazgeçecek değilsin ya. Seviyorsan savaşacaksın. Osman amcayı benden daha iyi tanıyorsun Yıldız abla. Dün nasıl bağırdı duymadın mı? Neler söyledi? Haklıydı da. Cüneyt kim, ben kim? Böyle konuşma. Ne biçim laf o? Osman amca asla izin vermez evlenmemize. Onu iyi tanıyorsun Yıldız abla. Feride, babamı tanıyorum ama kardeşimi de tanıyorum. Cüneyt ne pahasına olursa olsun bırakmaz seni. Babama res çeker, yine de bırakmaz. Ben aralarının bozulmasını istemiyorum ki. Benim yüzümle olay çıksın istemiyorum. Selim'miş. Efendim Selim. Ya Feride, acil görmem lazım seni. Neden diye sorma, gelince anlatırım. Evdesin değil mi? Değilim, Yıldız abladayım. Ne oldu? Oraya gelsem adres neydi? Yüz yüze konuşmamız lazım. Uygun olmaz Selim. Ayıp olur Yıldız ablaya. Neyse, mesele söyle, merak ettim. Zor durumdayım Feride. Çok acil nakde ihtiyacım var. Bana borç verebilir misin? Anladım da Feride, bekleyemem. Hemen lazım o para. Biliyorum, daha önceki borcumu ödemedim sana. Ama gerçekten zor durumdayım. Şimdi bende de yok Selim. Biraz beklersen belki bulabilirim. Feride, Cüneyt Bey'den istesen benim için olmaz mı? Hiç olur mu öyle şey, ne kadar ayıp. Ya bak, ben bir düşüneyim. Bir şeyler bulursam ararım seni, tamam mı? Sağ ol be Feride. Senin için değerimiz bu kadarmış demek ki. Sağ ol. Ne diyorsun Selim? Hiç. Öylesin aramışımız abla. Şaşırdım. Ne yani, şimdi ben ablama gelemez mi? Aman saçmalama, geç içeri. Feride nerede? Hoş geldin. Feride. Özledim seni. Kimseye haber vermeden çekip gitmişsin. Onca şey oldu, bir konuşamadık. Nereden çıktı şimdi bu temizlik? Benim eve gelen yardımcım işi bıraktı da o yüzden iş başa düştü. Abla, ben Feride'yi biraz kaçırsam? Yok Cüneyt. Çıkamam ben dışarı.
daha bitmedi. Bitmedi. Daha odalara geçmedik bile. Ama Feride'cim sen çıkmak istiyorsan çık, ben hallederim. Olur mu Yıldız abla, seni yalnız bırakmam. Tamam. Nasıl istersen. O zaman biz de kahveleri burada içeriz. Ablacığım, bir kahve ısmarlamayacak mısın kardeşine? Ay, tamam, ben hemen yapıyorum. Konuşacak diye çekindiğin için geldin değil mi buraya? Yo, Yıldız abla için geldim işte. Feride, korkma. Her şey çok güzel olacak. Babam seni seviyor biliyorum. Sorun çıkmayacak. İşten çıkarken alırım seni. Tamam, olur. Ama ben belki erken giderim. Ne demek o? Geleceğim ve eve birlikte gideceğiz. Feride, bak korkularını ve çekincelerini anlıyorum. Ama bunların yersiz olduğunu göreceksin. Babam da diğerleri de birlikte elimize destek verecek. Akşam gelir alırım seni. Feride bende ya, onu görmek için gelmiş. Tabii temizlik işi de yarım kaldı. E söyleseydin birlikte gelirdik. Yoksa sen de mi temizlik yapacaksın? Evet oğlum. Onlar temizlik yaparken ben de birkaç kap yemek yapacağım. Tamam. O zaman kolay gelsin size. Ağlama güzel kızım, ağlama. Ay, anlatamıyorum ki. Cüneyt seni dünyada bırakmaz. Ne olursa olsun olacak bu iş. Değil mi anne? Tabii ya. Osman amcanın benim hakkımdaki düşündüklerini bile bile. Olmaz Zühre annem. Biliyordum zaten. Her şey rüya gibiydi. Cüneyt'in beni sevmesi. Karısı olmamı istemesi. Bir gün bitecek diye korkarak uyanıyordum her gün. Bitti işte. Güzel kızım. Sen Osman amcanın dediğine ne bakıyorsun? Osman amcam bu. Eser, gürler. Ondan sonra da bizim söylediğimize gelir. Hem seni sever o. Feride. Bak. Bir tek isteğim var senden. Eğer şu kadarcık hakkım varsa Cüneyt'e bir şey söyleme. Bak, eğer duyarsa gider babasının karşısına dikilir. Sonra kavga kıyamet, ne olur Feride. Hiç öyle şey olsun ister miyim Zühre anne? Ama yolu yok. Osman amca beni istemiyor. İstemeyecek de. Ama konuşmam lazım Cüneyt'le. Olmaz. Boşuna hayal kurmayalım demem lazım. Olmaz. Bak, öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sonra hiçbir şey söylemeyeceksin Cüneyt'e. Tabii canım. Yani eğer Cüneyt'i seviyorsan vazgeçmeyeceksin. Güçlü olacaksın. Mücadele edeceksin Feride. Feride. Emeğim çok üstünde.
Seni çocuklarımdan hiç ayırmadım Feride. Şu kadar hatırım yok mu? Bana hayır mı diyeceksin? O nasıl söz Zühre anne? Sen ne istersen, ne dersen yaparım tabii. Hadi o zaman hiçbir şey olmamış gibi evimize gidelim. Cüneyt'e ne diyeceğim peki? Uygun bir dille evliliğe hazır olmadığını söyle. Erteleyelim de. Ne olursun babasıyla konuşmasını engelle. Sonra? Evlenmeyelim deme. Erteleyin sadece. Ben de bu arada Osman Bey'le konuşurum. Onun aklına girerim. Belki ikna ederim. Babayla oğul birbirine girmesinler. Yuvanızı huzur üstüne kurun yavrum. Annem haklı Feride. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Bak göreceksin, her şey yoluna girecek. Tamam Zühre anne. Sen nasıl uygun görürsen. Güzel kuzum benim. Hadi git bir elini yüzünü yıka. Kendine gel. Hadi bir tane. Açık vermekten çok korkuyorum. Şu senin tasarımcıyla akşam bir toplantı ayarla bana. Neyi nasıl yapacağımızın üstünden geçelim. Ararım birazdan. Evet. Depodaki kumaşları sormuşsunuz hanımefendi. Örnekler bunlar. Hayırlı olsun bu arada. Aramıza hoş geldiniz. Kim bu gerizekalı? Sabah da Feride ile telefonda konuşuyordu. Depoda çalışıyor. Feride'nin liseden arkadaşı. Feride istedi. Cüneyt Bey de işe aldı. Kolay gelsin. Buyurun Cüneyt Bey. İlk günden biraz fazla olacak ama bu tasarımlar hakkında yeni birkaç fikrim var. Memnuniyetle. Ben çıkayım o zaman, siz rahat rahat çalışın. Ferman enişte gelmeden şu dükkanları dolaşayım ben, biliyorsun. Boş bıraktığımı duyarsa kızar. İstediğiniz dosya yayınlanın. Teşekkürler. Nergis, babama işimin uzun süreceğini söyler misin? Beni beklemiyorsun. Tabii söylerim. Nergis? İyi misin sen? İyiyim. Annenin sağlığı da iyi. Yaramaz bir şey diyor. Evet. Oldukça iyi. İlaçları iyi geldi. Güzel. Ama yine de bir şey var bak sende. Bak sen böyle olunca olmuyor. Eğer bir sorun varsa söyle, hemen halledelim. Sağ olun Cüneyt Bey. Çok teşekkür ederim. Ben babanıza işinizin uzayacağını söyleyeceğim. Şu dosyaları bırakayım. Tamam. Bak burada biraz uçmuşsun. Evet, uyumamış, haklısınız. Düzeltiriz. Seninle çalışmak keyifli olacak. Eleştiriye açık, anlayışlı bir tasarımcı bulmak zordur. Sizin deneyimlerinizi önemsiyorum. Bu durumda eleştirilerinize açık olmamak aptallık olur. Teşekkürler. Efendim. Bir tanem. Bitti mi işin? Gelip alayım seni. Ben evdeyim Cüneyt. Zühre anneyle geldim. Yani birlikte dönecektik. Ben alacaktım seni. Baş başa kalamadık dünden beri. Biliyorum. Neyse. Sen hala gerginsin. Ben de eve döneyim o zaman. Orada görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de.
Bugünlük bu kadar yeter. Bana müsaade. Ama daha yeni başladık. İki saat daha baksak hepsinin üstünden geçeceğiz. Hem yetenekli, hem eleştirileri açık, hem de çalışkan. Harika özellikler. Ama işten daha önemli şeyler var hayatta. Bunu sakın unutma, sonra pişman olursun. Sonra görüşürüz. Görüşürüz.